Bak o gördüğümüz binalarda şeyde tepedeki binalarda hani diyorduk ya bunlar nasıl duruyor diye bak. Orası değil ama başka yer. Yıldız Tabiye tarafında bu Vaylant'ın biraz ilerisi. Orada hep kaymış görüyor musun bak. Biz diyorduk ki şu binalar burada duruyor ama hiç korkmuyorlar mı buralar aşağı çöker diye. Bak, bak nasıl kaymış toprak. Hani sen diyordun ya hep her geçtiğimizde ben bu binalar burada nasıl duruyor ya falan diye. Bunların altı kaymaz mı diye. Ne cesaret falan. Ya kayıyormuş bak zamanla. Yine ben haklı çıktım. Ama inşallah kimseye bir şey olmaz tabii ki. Geçmiş olsun. Yalnız Osman Paşa'da. Daha eve gitmedik. Mahalledeki tüm esnaflar kapatmış. Şeran ne yaptı? Çıldırttın mı yine Ümit'i? Yine buraların üzerine çıktı değil mi? Her tarafta geziyor buralarda. Ümit Bey bu akşam fazla mesai yaptı. Şimdi artık tabii canım. Şimdi artık eve çıkıyoruz. Ben de ekmek aldım. Bekleriz. Araba 24 saat çalışsan bitmez. Niye? Bana mı bir tek? Niye? Niye öyle dedin be? Lan kuaförüm var. Güzellik salonum var. Bir şeyleri. Yani. Ne yapalım? Bayanız işte. Hadi gidelim. Bu çocuk karabüklü mü? Neyle? Zonguldak mı bu? Neyle? Göktuğ. Bu sefer de video çekiyor. Ne çektiği belli değil. Ebru'ya attım az öncekini. Ümit abim yesin dedi banduma ya. Banduma bu, banduma. Hani böyle mi yeniliyor? Hı? Böyle mi? Vallahi böyle gömberdim. O ne? Bunun adı ne? Başka nasıl yiyorlarsa bilmiyorum. Herkes yedi bir parça da bana yapsana öyle. Ben de yiyeyim azıcık tanına bakayım. Sen ye. Ben niye yiyemiyorum? Versene. O çok... Video çekeceğini ye burada. Videoda yemek istiyorum belki. Tanıtım yapmak istiyorum karabüğü. Ya tavukları içine koyuyorum böyle. Hı hı. Sonra sarıyorum. Evet. Sonra yiyorum. Bu sarmayı biliyorsun. Ha? Yok yok ye. Ha? Çok yağlı o. Yiyemem ben. Afiyet olsun sana. Göktuğ'da bir bandırma yemeği var. Bir tabakta yemek yedi. Bunu çok sevdi Göktuğ ya. He. He. Güzel ama. Evet. Bu jeneri seviyorum. Bir gün ben de deneyeyim bunu yapmayı ya. Ziyan olursa ne yaparım? Hiç video paylaşmam, göstermem. Güzel olursa en iyi ben yapıyorum. Onun canım yapamadığını da çekeceksin ki doğal olsun. Çekiyorum ya ben zaten. Keki mesela yapamadığımı nasıl çektim? Yani. Neyse ne? Aynen afiyet olsun. Benim yemeğim bu. Anne. Hayal bunu cacık falan bir şey sandı. Ağzına attı, biber yaktı ağzına. Ya, ona bağırıyordu. Ya onun dudağında kenarında yara var, orayı yakmış. Anne. Ne diyecektim unuttum ya. Ne diyecektim ha unuttum ya. Bizim mahalleden 10 tane asker gidiyor resmen. Yarın sabah görüşürüz inşallah. İnşallah. Evin ortasında bizim bilgisayarımız temizlenirken dışarıda gençler yol ortasında parti yapıyorlar. Anam yolu kapattılar. Askere gidecek demek ki. Her arabadan farklı müzik ve farklı eğlence. Komple yolu kapattılar. Hepinize günaydınlar, selamlar, sevgiler. Göktuğ hala kahvaltısını bitiremedi. Bu sabah böyle canı pizza çekerek uyandı Göktuğ.
Sonra marketten aldık, pişirdik. Yumurta falan da haşladım, biraz da yiyemedi herhalde. Doyduk ben. Ama o çok büyüktü pizza. Ya şu tabak falan kadar. Full doluydu. Ben de o sırada evi toparlıyorum. Evi süpürüyorum. Böyle güzelce buraları süpürdüm. Muhteşem icat. Allah'ım, bunu her gördükçe bana bir şeyler oluyor. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Kızlar gitti görüşe. Bu hafta alındılar. Her ayın 1. ve 3. haftası görüş günleri. Geçen de bayramda falan alınmamıştı. İşte bugün alındılar, gittiler. Biz de bugün saat 4'te bir nişana gideceğiz. Yine onu söyleriz. 4'e kadar işte evdeyim. Dışarı çıkmıyoruz çünkü çok hava yağmurlu. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Bak şunları gösterecektim size, tomurcuklarım. Bunlar bir açsa da güzel güzel koksalar buralarda. Göktuğ ile evdeyiz. Göktuğ dedim, ben karşı yüzüme kahve içmeye gideceğim dedim. Pijamayla mı gideceğim diyor. Neyle gideyim? Bugün evdeyiz evde. Evde böyle olunur. Göktuğ da banyo yaptı. Ben de saçımı kendim yıkadım. Böyle bir kuruttum. Hiçbir şey yapmadım daha. Niye? Bence harika. Değil mi? Ama saçını boyattın ya. Rengi daha açık, sana daha güzel yakışıyor. Değil mi? Ter rengin de uyumlu. Aynen, makyajı daha güzel oluyor. İyi, sen otur, ben bir karşı gözleme gideyim. Bir kahve içeyim. Evim derli toplu, mis gibi her yer. Çocukların odası da. Çocukların odasını göremedik. Efendim annem. Güzel işlemiş. Balığın yemi bitti. Dışarı çıkarsa kalırız. Ben de gidebilir miyim diyecektim de, ben biraz azıcık dinleneceğim. Şu... Tamam, gel ya, karşıdayım. Anahtarımı alıp gideceğim. Anahtarımı bulamadım. Efendim. Haftanın yorgunluğu var bende. Ben biraz dinleneceğim. Tamam, dinlen. Dinleneceğim. Türkçeyi düzgün kullanacağım. Ay. Kilitli kapıyı açmaya çalışırken. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hazırlandık. Gidiyoruz. Ben Özlem'e gittim. Kahvemi içtim. Kurabiyemi yedim. Çok güzel vakit geçirdim. Ay. Ümit geldi. Hemen üzerini giydi. Yağmur da yağıyor ya. Hadi gidiyoruz. Oldun mu Göktuğ? Evet. Oldun mu şimdi? Az önce dedin ya pijamayla gidilir mi diye. Ha, nereye gittiğimizi sabahtan söylememiştim herhalde. Dur, bilmiyorum. Şimdi arabada tekrar söyleyeceğim. Evet, bindik arabaya. Ben sabahki video başlatmıştım ama söyledim mi hatırlamıyorum. Ayzer mi oldum galiba? Kızların ana sınıf öğretmeni. Onun nişanına gidiyoruz. Hazırlandık güzelce. Keşke kızlar da bizimle olsaydı. Ama şans. Hazırlandık. Hemen iş arasında bir düğün yapıp geleceğiz. Ne ya, gündüz olması. Ben gündüz bugün olduğunu biliyordum ama akşam 7'de falan biliyordum. Çünkü 4'müş. 4 ile 6 arasıymış. Ben televizyon taşıdım, dükkan şey geldim, şimdi giyindim, şeye gidiyorum. Düşün yani, hani koşturmayı, malzeme alıyorum, televizyon taşıyorum. Ondan sonra bir de geliyorum, şimdi düğüne gidiyorum. Bir daha geleceğim, daha işler var, devam edeceğim. Sadece devam. Şansımız ne biliyor musun? Ne? Mesafenin yakın olması. Aynen. Benim montum. Tamam, boşuna mı buraya gel? Ha, evet. Montumu unutmuşum dükkanda. O giydiğim ceketim var ya. Al da gel. Ben bunu yalnız ben giderdim. Nasılım videolarda Göktuğ? Kapatırken böyle kapatıyorsun. Nasıl? Normal. Böyle. Böyle kapatıyorsun. Hiç dikkat etmedim Göktuğ. Montum geldi. Ve ceketim işte. Her al üzerine çık. Dükkanda bırakmışım. Neyse. Ümit kumanda satıyor. İşlerin arasında ne yapsın adam. Böyle bakacağım. Böyle mi? Kapatırken. Evet öyle. Bilemiyordum. Sen kapatırsın o zaman bir dahakine. Tamam. Öğrenmiş olurum. Görüyor musunuz? Benim dışarıdan birinin beni
eleştirmesine hiç ihtiyacım yok. Ümit'le Göktuğ bu konuda yetiyor ama motivemi düşürebiliyorlar mı? Hayır, öyle de olsam böyle de olsam benim vlogum Göktuğ'cum. Ama şu anda da yağmur bir çoğaldı. Bir çoğaldı. Anlatamam. Efendim oğlum? Nikah. Doğru doğru tamam. Nişan. Nişan. Nişan mı? Oynayacaksın mı? Yok. En çok sen oyna. Oynamayacağım. Niye? Düğüne mi gidiyoruz? Düğünlü nişan, oynamalı nişan. Yok. Oynarsın sen şıkıdıma 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 oynarsın. Yok da. Yarın şey var. Hayır hatırlatma. Hatırlatma. Niye? Bir şey olmaz. Bak dersin ki bursluluk dene sonra düğüne gittim dersin. Düğünde dersin çifte telli oynadım dersin. Hakkında hayırlısı neyse oğlum ya. Kasma kendini. Öyle biz gidelim. Gittiğimiz yerden Allah izin verirse tekrar görüşürüz inşallah. İyi mi öyle? İyi. Gülerek kapatmayacakmışım. Geldik. Selamlaşmalar, sabahlaşmalar. Gelin damadı sahneye alıyorlar. Bize göre değildi mi böyle düğünden bir kişi? Senin 50 yıl dönümünde düğün yapıyoruz ya. Aa evet. Dur Gülşah'ı da çekeceğim şimdi. Damat fotoğraf çekim falan yapıyorlar ya. Damat da misafirleri karşılıyor. Bunu kalsa hemen. Bu evlenecek ha, gidecek. Kalsın bitsin ya. Burası dernek gibi bir yer tutmuşlar. Güzel yani. Bizim eve de çok arka sokakmış. Ben uzak sanıyordum. Önemli olan işte bu ufak yerde öyle güzel eğleniyorlar değil mi? Önemli olan bu gibi niye? Tabii. Damatla gelin oturdu. Biz de tatlılarımızı yiyoruz Göktuğ'yla. Göktuğ sıkıldı oyun oynuyor. Göktuğ ve düğün halleri. Kaslarını kestiler. Göktuğ, ne yapıyorsun? Değil mi? Gideriz birazdan. Yani yüzükler falan takılsın da gideriz. Evet. Aynen. Biz o kadar kalmak zorunda değiliz. Gideceğiz birazdan. Yedin mi tatlı? Hı?
Ümit işe gitmek zorunda kaldı. Arayan, soran, arayan, soran. Zaten bir arka sokak olduğu için dedim sen git. Dur işlerimi halledersem gelirim ya da ben giderim. Bakarız. Ümit de düğüne bu kadar gidiyor. Ne yapsın, çalışıyor adam. Yarın olsaydı rahat gelir efendim. Ya yani yarın 4'te olsaydı rahat gelirdi sınavdan sonra. Ama sana göre hep Karadeniz çalsın değil mi? Ya çok nişan töreni gelinin annesi, arkadaki babası. Bakalım Fatoş abla neler anlatacak. Bu da kayınvalide, artistleri falan. Güzel bir konuşma yaptı. Eşi Sarma değilse olduğu için, o konuşamadığı için, anne hasta konuşamadığı için Ümit ile Fatoş ablanın arasındaki bağ çok farklı. Onu anlatacağım. Gerçekten Rabbim herkese nasip etsin inşallah şeyi, çocuklarının mürüvvetini göstermeyi. Emrah seni. Emrah. Bu da oğlu. Aha, bu ceketi Emrah abin işte. Takı töreni yapıyorlar. Arkadaşlar arasında esprileşiyor. Dilan Polat usulü. Göktuğ yiyor.
Güzel mi? YouTube tatlıdan ve kurabiyeden daha çok yaş pastayı verdi. Soğuk bir şey. Soğuk meyvedir oğlum. Takı töreni devam ediyor. Takı töreni bitti. Şimdi dans edecekler sanırım. Nişanları da oldu. Göktuğ test çözüyor. Yapılırken ben bir test çözüyorum. Evet. Kalkarız birazdan zaten. Göktuğ'un en çok sevdiği şarkı değil mi? Kalıplardan üretilen tohumlu kalpler. Bir gün suyu bekletin. Kalpler yumuşak bir kıvama geldiğinde saksıya ekelim. Her gün su olayı... Ne çıkacak acaba içinden bilmiyoruz. Dikeceğiz, göreceğiz. Devamında sevgi yüzü nasıl yeşerip hayata tutulduğunu görelim. Güzel anlam ve yüzünü. Hatıra olarak saklayalım. Gülşah'la vedalaştık. Göktuğ'a da başarılar diledi, yarısından var diye. Önceye gideceğiz. Düğünden çıktık. Eve gidiyoruz. Ümit üzerine de değiştim. Ümit full çalıştı. Ben iki kere eve çıktım geldim. Fark ettim. Olsun. Ben senin yokluğunu aratmış mıyım? Aratmamışım. Yalnız bu arada Fatoş abla bir konuşma yaptı. Çok duygusal. Orayı çektim. Hı. Sen de İzlersin, dinlersin. Bu arada şey çok güzel. Süper, Fatoş abla çok kaliteli bir kadın ya. Emrah'la Gülşah'ın sana dayı demesi çok tatlı. Tabii. Anneleri beni kardeşi olarak dediği için. Evet, hep dayı diyorlar. Onlar da dayı. Göktuğ'un onun için öyle dikkatini çekti. Hani dayı diyorlar. Dayım nerede, dayım nerede falan. Oradan dolayı biz de geldik. Hemen çekelim, çalışmaya devam etsin. Yeter ki çalışsın, ben düğünü derneği yapar gelirim. Senin dükkana da ben baktım ya. Değil mi? Telefonumu falan ben satıverdim. Sattın mı telefonumu? Laptopu da sattım. Ay bunu değil. İki kere eve çıktım artık. İkincisi dedim ki üstümü herhalde kirleteceğim. Değiştireyim ya. Bir keresinde... Ben kendime dükkan açtım. Bu arada onu da söyleyeceğim. Dükkan açmadın mı? Açtım. Ya ben bakıyorum senin dükkana geliyorlar. Ben mesajları da görmedim. Letgo'dan Ümit'in dükkanında ne varsa satıyorum. İşler de bir iyi bir iyi. Ben de bir çiğ köfte yiyeyim. Fatoş abla dedi ki Göktuğ'a 41 tane çörek otu yutsun dedi. Çörek otu var evde, yuttururum ben sana. Yok küçük. Yarasından var ya. Anam gerçekten dükkanda müşteri bırakmış. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Muhammed Emre mi? İyi, çok şükür. Nasıl gidiyor? Ortada. Ha desem inanmazsınız işte. Vallahi ben seni gelmemek için söyledi sandım. O dedi ki ya bana dükkanda müşteriyi bıraktım. Dükkanda müşteri bıraktım dedim ya. Ya öyle şey olur mu? Biz sana inanıyoruz. Düğünden sonra markete geldik. Şu şampuanlardan aldım. Arkadaşım söyledi. Hepsinden aldım. Bizim Göktuğ'a zaten şampuan dayanmıyor.
böyle fıs diye sıkıyor. Kaşar aldım, salam aldım, başka süt aldım, küçük yoğurt aldım. Dön, 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 dön. Efendim. Füme. Şu benim küçük zeytinimden alalım. Benim en çok sevdiğim zeytin. Başka? Bu neymiş? Ama baksanıza nasıl bozulmuş. İndirime sokmuşlar bile. Ölmüş yani salam. Ay sucuk. Bozulmuş. Bak. Bakarlar canım. Dön 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 dön. Sucuk var. Salam aldım bugün. Aldın ya sen bugün. Sosis almadın mı? Aldın aldın. İyi hadi dön önüne. Olsun bulunsun dolapta. Bim'den çıkıyoruz. Ya Allah bir yağmur yağsın toprağa mı ıslansın dedim. Gazi Osman Paşa'da toprak kaydı. Anne. Yağmur mahvetti. Saçlarım ıslanıyor. Ay şu kıyıdan kıyıdan gitsem kıyıdan daha çok koca koca damlalar iniyor. Ne yapayım ıslandık. Yağmur suyu da iyidir saçlara. Garajlar doluyor ıslansın. Tabii tabii dolsun dolsun. Oh. Her gidip gelmeye Gökte diyor ki anne topraklar yumuşadı değil mi? Oğlumuz su içinde kaldı artık dedim. Öyle bir yağdı ki. İyi oldu iyi. Öyle. Yerim milkim. Girelim evimize. Ay. Evde görüşürüz. Ne oldu? Çarptın mı? Geçemedim. Atma bir şeyi yıkamaya Göktuğ. Ben alır da atarım ya. Anneciğim atarım. Dur daha yeni giydin. Tamam yıkanacak. Tamam kirli olduğunu biliyorum da yani alırım. Ben mi yıkarım? Bu çocuğun... Neyse bu konu hakkında yorum yapmam çünkü farklı yerlere çekiliyor. O da tam benim kamerayı açmamı bekledi. Bizim gizli bir işimiz olur mu hiç? Ortada. Yoğurt aldım, yoğurdu küçük alıyorum. İki seferdir hala süt alıp yoğurt yapacağım bilmiyorum. Golden olsun şampuanları. Bunu bana arkadaşım önerdi derken daha kullanmadım. İyiyse bundan devam ederiz dedi. Ben de buldum. Aldım. Bu saç kremi mi? Saç kremi almışım ben iki tane. Ben bundan şampuan diye aldım ya. İki şampuan, iki saç kremi almış ya. Olsun bunlar da kullanılır ya. Kalsın. İki şampuan, iki saç kremi almışım. İyi de yapmışım. Valla ben şampuan diye aldım. Şöyle şu buz şeylerini aldım. Böyle bir tarafımıza bir şey olunca o kalın çıkar peçeteye koy. Geçen gün bunun değerini, önemini anladım. O Göktuğ'un bacağında. Buzları poşete koyup şey yapmaya... Yapmaktansa böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm ve karşıma çıkınca iki tane aldım Bim'den. Süt aldım. İki tane. Göktü kendine iki tane abur cubur aldı. Eskiden daha fazla abur cubur alıyordu. Üstü var mıydı? O işte elimdeki. İçi yok. Füme salam aldım. Hindi salam. Son zamanlarımın favorisi. Sosis aldım. Kaşar aldım. Bu beslenmelik bunların çoğu. Göktuğ harika bir içecek aldı. Ben bunun yerine ayran al dedim. Ne ayranı ya dedi. Şöyle beslenmelik yine sandviç aldım. Anne. İçe bir şey değil mi? Değil tabii. Şöyle bir de dün akşamdan yemeğim vardı. Şimdi çorba yapacağım. Kaşarlı kasap köfte aldım Bim'den.
Bir de karbonat aldım. Neden karbonat aldım? Yani çünkü mide sardığında falan içiyor ya, onun için aldım. Şimdi yani öncelikle aslında videonun başında aklımdaydı, söylemem gerekiyordu ama unuttum. Kısa video çekip başına alabilirdim ama unuttum yani. Videoyu söylemeyi unuttum. Bugün günlerden biliyorsunuz kutlu doğum haftası. Efendimizin doğum günü kutlu olsun inşallah. Bunu buradan söylemek istedim. Unutmadım yani. Diyeceksiniz önce düğün şey bu ne alaka. Her şey bizimle. Her şey yaşanıyor. Buraya da söylemek istedim. Konuşmam gereken konuları konuşacağım. Öncelikle düğün, nişana gittik. Kızların ana sınıfı öğretmeninin kızı, anne kız ana sınıfı işletiyorlarmış o zamanlar. Ümit hep anlatıyor ya, hani ben kızları kreşe verdim. Maddi durumumun yetmediği sırada onların da şoföre ihtiyacı vardı. Gökte hiç aklını karıştırma gelme. Onun için o onun şoförlüğünü yapmış kreşini. Yine aklımı karıştırdım. Ümit kreşin şoförlüğünü yapmış. Fatoş ablayla Gülşah da kızları bakmış. Hani kreşte öğretmenlik. Hani o onu idare etmiş, o onu idare etmiş. Ondan dolayı Fatoş ablayla Ümit'in arasındaki bağ çok farklı. Gerçekten abla kardeş gibi olmuşlar. Ümit hep bahsediyordu ama ben Fatoş ablayla geldiğimde zaten kendisi yurt dışında çalışıyor şu anda. Öğretmenlik falan yapıyor. Denk gelmeye birkaç kere denk gelip hep konuşmuştuk, şey yapmıştık ama bu sefer geldiği kadar samimi olamamıştık. Şimdi mesela yolda falan gördük birbirimizi, böyle sarıldık, konuştuk falan. Zaten nişanı olacağını biliyordum kızının. Davetiye falan bırakmıştı. Gönül isterdi ki kızlar da olsun gideyim ama yanımda olmadığı için götüremedim öğretmenlerinin nişanına. Ama konuştuk. 10 Mayıs'ta gidecekmiş. Gitmeden inşallah sizi ziyarete geleceğim dedi. Ben de çok sevindim. Fatoş abla gerçekten böyle örnek alınacak bir kadın. Ben de çok sevdim kendisini. Zaten sevmesem Ümit geldi, ben asla durmazdım. Sonuna kadar durdum. Hatta biraz daha kalırdım, sohbet falan ederdim. Çünkü zaten hep aile ortamıydı. Göktuğ'un sınavı olduğu için gelmek zorunda kaldım. Sonrasında oradaki konuşması beni çok etkiledi. Göktuğ yanıma geldi. Buyur Göktuğ'cum. Küçük Göktuğ hep öncelikle. Buyur. Bunu bir gün suda bekletmeyi unutmayalım. Tamam. Bunu hatırlatmaya gelmiştim. Tamam. Bunun için başımdan bekledi. Başka söyleyeceğim bir şey var mı annem? Düğün çok güzeldi. Oradaki gelir hep bizle ilgilendi. Gel sen de dans et gel. Evet çok dedi. Güzeldi. Göktuğ da çok memnun kaldı yani. Yani kimseyle bu kadar ilgilenmemişti. Bizle bayağı ilgilendiler sağ olsunlar. Evet. Yani gerçekten çok iyiydi. Hatta Göktuğ'a dualar ettiler orada. Evet. Sınavı için. Bu da çok güzeldi. Fatoş abla şey dedi. Okumuş suyun var zaten senin. Bunu Yasemin ablası da okutmuştu. Hamza'nın annesi. Bunu hep Göktuğ sınavlarında içiyor. 41 tane çörek otu yuttur sabah dedi. Sevgiler sakın unutma, 41 tane çörek otu dedi. Öyle. Bu videoyu akşamdan paylaşacağım ya. Yapmam gereken bir şeyler varsa söyleyin. Pirinç de dedi. İhlas falan oku dedi. İşte o şekilde içir dedi. Başarılı olursun inşallah. Olmasan da sorun değil. Hı, söyle. Olmasan da artık seni. Hı hı. Ben konuşmaya başlıyorum, geliyor fıt 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 yanıma. Konuş diyorum. Susuyorum. Ama ben konuşmaya başlıyorum. Benim de aklımı dağıtıyor. Biz böyle ne yapalım? Yoo, daha neler? Kaldırdım azıcık, kaldırdım. Hayır, kaldırmadım, kaldıramadım. Ben nasıl oplatıyorum seni? Bak. Gördün mü? Ben de seni böyle yapacağım seneye. Seneye mi? Evet. Ya bırakıyorum. Böyle bakacaksın tavana boyunca. Bırakıyorum. Bırak.
Bebek gibi hala. Bir sene sonra bakacaksın böyle tavana. Oy sen büyü de ben sana bakarım. Of. Sen yeter ki büyü. Öyle işte. Ne diyecektim? Bilmiyorum ki. Üzerimi değiştireyim, etrafı toparlayayım. Göktü'ye tavuk suyu, çorba yapayım. Göktü aburcubunu alır. Göktü bak orada da pasta falan yedin. Birazdan tavuk suyu çorba yapacağım. Biz çorba iç, bir yemek ye. Tamam mı? Ondan sonra ders çalışırken de bunları yersin. Tamam. Tamam, anlaştık. Hemen hemen üzerimi değiştirip geliyorum. Şu anda üzerimi değiştirirken telefonuma baktım. Dün değil mi? Bugün çok bir şort attım, çıktım. Çok bakamadım. Ümit de zaten yoğundu. Bakın o kadar kızdım ki yani şu anda. Gerçekten yani insanın motivesini bozmaya çalışıyorlar. Yani bunu ben böyle dile getirmek istemiyorum. Ama böyle o kadar zorluyorlar ki böyle konuş diye. Ya ne istiyorsunuz? Yarım saatlik hesap açılmış. Ben biraz önce baktım. Yarım saatlik hesap açılmış. Böyle ortalığı karıştırmaya çalışan tarzda yorumlar. Ya niye başkasına söz hakkı verecek şeyler yapıyorsunuz ki? Hadi bak beni takip eden, beni seven, beni destekleyen, bana yorum yapan, beni bilen. Ya daha kim olduğum belli değil, ne olduğum belli değil. Daha bu yarım saatlik ya 35 dakikalık hesap yani. 35 dakika olmuş hesap açılalı. Kimin ne nefreti ne kinin varsa neden burada yapıyorsun ya? Bak hesap açabiliyorsun. Hesap açabiliyorsan engellendiğin yerlere git yap ya. Ya beni karıştırma ya. Benim üzerimden beni seviyor olabilirsin. Beni takip ediyor olabilirsin. Ama bunu benim üzerimden yapma ya. Git yeni hesap açıyor musun? Ne yapıyorsun? Git o şekilde başkalarına kinini kur. Hani beni yani kullanma bu konuda. Kimsen artık. Kimseniz bilmiyorum. Sonra yarın farklı şekilde bu benim önüme gelecek. Ben yaptırıyor. Ben bundan bıktım. Ben bundan sıkıldım. Ben hesap da açmıyorum. Bir şey de yazmıyorum. Kimsenin adını da kullandırmıyorum. Kimse bir şey için, bir şeyler için gelmesin yani buraya. Artık o buraya kadar geldi yani. Bir durmanız gereken yeri bilin ya. Daha desen ki bana ben şu kişiyim, yeni açtım hesabımı falan filan bir şey yok. Direkt giydirmek için böyle direkt hani ortaya bir malzeme çıksın. Ben anlıyorum onu. Ben gerçekten anlıyorum onu. Ama yapmayın ben yani görmüyorum bazen. Ama ben bugün nişandaydım, oynadım, zıpladım. Telefon elimde değildi çok. Hani göremedim. Bir baktım o yukarıda. Belki Ümit bile görmedi. Çünkü görse o sildim derdi. Bir şey der. Çünkü adam yoğun. Yani bugün bir nişana gitti. Bir daha geri geldi. Niye bunu yapıyorsunuz ya? O kadar kızdım ki yani. Gerçekten uzun zamandır. Yani o kadar şeyler oldu. Böyle susmayı tercih ettim. Ama hayır. Bu artık susmuyorum bu konuda. Söylemem gerekeni de söyledim. Kimse benden hiçbir şey bilmesin. Sonra ben uğraşıyorum. Ben bir şeyle uğraşmak istemiyorum. İnsan 2 dakikada ya. Şurada daha aldıklarımı yerleştiremedim bile ya. Bir üzerimi değiştirdim. O sırada dedim azıcık bakayım. Şeye bakacaktım. Shorts videoma falan bakacaktım böyle. Hatta bir tane de Instagram'a atacaktım. Öyle söylemek istedim yani bunu. Celallendim. Ama yani gerek yok ya. Yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Mübarek günler diyoruz, geceler diyoruz. Yok ya. Zangır zangır sallanıyoruz öte yandan beri yana ya. Bir durun artık. Bir insanlar da bir durmasını bilsin ya. Rica ediyorum ya. Tavuk butlarını dün haşlamıştım biliyorsunuz. Bugün de çorbaya çevireceğim. Havuç alacaktım. Unuttum da şu garnitürün içinden alacağım.
Daha Yağmurlu Göktuğ'u nasıl gördüm zaten, ders çalışıyor daha, ona dokunamam. Ümit de çiğ köfteydi bugün. Göktuğ da oralarda bir şeyler yedi, atıştırdı. Şimdi çorba hemen olur zaten, tavuğu pişmiş ya, hemen terbiyesini yaparım. Pişiririm. Ben de böyle güzel güzel, güzel giden bir şey. Bak dillendirmeyeyim diyorum. Görmeyeyim, sileyim. Diyeceksin ki sevgiler görme, silme. Ya da sabitle biz görelim, biz yazalım. Birini görmüyorum. İkisini, beşini, onunu görmüyorum. Ama nereye kadar kör olayım? Daha kör mü olayım? Kör mü olayım yani? Tamam, yazılan içerikte ben çok övülmüşüm. Ama sahte bir övgü bu. Yani sahte. Hani çünkü ben biliyorum, ismi olmayan yorumcularımız da var ama ben onların kod numaralarından falan artık biliyorum. Bu da yeni açılmış hesap. Ki öyle bir şey de olsa yeni açılan kişi de, hesap açan kişi de yazıyor bana. Sevgiler ben şu şu şu, aman daha önceden de yazıyordum. İşte hesabım gitti de yeni açtım falan. Bu karıştırmak için gelmiş. Yapmayın. Yapmayın. Daha nasıl anlatayım derdimi yani, yapmayın. Sonra ağızda ben kalıyorum. Ben ağızda kalmak istemiyorum artık. Hiçbir şekilde. Kimsenin bir malzemesi olmak istemiyorum yani. Kendi videolarımı çekip, yorumlarıma fırsat buldukça cevap verip, içeriğimi çekip, tamamlayıp bitirmek istiyorum yani. Bunu uğraşıyorum. Beni bir şeylerin içine dahil etmeye, çekmeye çalışmayın. O yorumu yazana sesleniyorum yani. Ümit kızacak bana söyledim diye. Ama artık yani uf. Uf oldu yani. Ben açıklama videosu olaraktan, bir şey olaraktan değil ya. Bak dünden beri ne diyoruz? Bir tavuk suyuna çorba yapacağız. Bunu konuşuyoruz yorumlarda, şeylerde. Sayfam o kadar güzel bir seviyeye gelmiş ki. Yani yorumcu ablalar birbirleriyle sohbet ediyor, tanışıyorlar, bir şeyler oluyor. O kadar güzel giden şeyde böyle şeyler olmasını istemiyorum ya. Çünkü ben bu kanala gerçekten bir anne çocuk doğurur, emek veriyor. Ben o kadar çok emek verdim. Yani geri geldi günde 4 tane video attım. Kanalımızın adı çıktı, binlik kanal. 1000 tane bile izlenmeyen bir kanal. Böyle ezilmeye, hor görülmeye bile kalkışıldı. Dalga konusu oldu, alay konusu oldu. Sen kim kanal oldu yani. Ama ben bunun için daha çok hırslandım. Hani para pul olarak değil. Yani böyle binlik kanal, öyle böyle. Bunlardan dolayı daha çok hırslandım. Çok şükür. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Rabbim Ümit'e bin versin. Tüm işlerini yolunda götürsün inşallah. Beni değil hani YouTube'a. Yani geçen hafta annem geldi. Ona bile şey yapmadı. Hani annem dedi hadi şunu alalım, bunu alalım, şöyle yapalım. Hayır anne dedi, sen bizim misafirimiz. O da diyor ki ben kendimi kötü hissediyorum. O diyor yok diyor anne, öyle şey olur mu? Hiç müsaade etmedi bana da, dedi ki bak dedi annen dedi bir şey almaya kalkar dedi, bir şey yaparsın dedi, sana kızarım dedi bana. Gerçekten bunu söyledi. Benim dedi hani annem de dedi ben dedi sizin bir şeye ihtiyacınız olduğu için dedi şey yapmıyorum dedi. Yok anne dedi. Bir gün dedi benim dedi ihtiyacım olursa dedi ben dedi sana söylerim dedi. Yani ben onun için YouTube'un kazanıyor muyum? Ufak tefek kazanıyorum. Bana göre iyi. Bana göre çok iyi. Ben şu anda zaten dışarıda çalışacak bir şey yapamam. Kendime dükkan açtım. O dükkanımı da anlatayım size. Az önce arabada biraz anlattım ama bagetlerden bu kadar tavuk çıktı. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bunu bageti dün haşlamaya koyarken oraya video çekmedim ama yıkadım. Ondan önceki gün tavuğu yıkamadım.
Benim de içime dert etti. Ama ne yapayım? Oluyor lan, video çekerken oluyor yani. Bir anda motoran bir şeylerin gidiyor. Şu tencereye pişireceğim çorbamı. Hemen şu etrafı toparlayayım, geleyim. Kafam az önce dağılmadan onu konuşmam gerekiyordu. Etrafı toparladım, geldim. Ne yapıyorum? Soğanımı doğruyorum ince ince. Ama gerçekten ince. Normalde haşlanırken suyuna koyuluyordu soğan ama ben unuttum. O senin ince ince doğrarım. Sonuçta ben lokanta işletmiyorum. İşletsem de olur, ne olacak? İnce ince soğanlarımızı kıyıyoruz. Ümit'le de konuştum da tam söyleyecektim sen gördün mü yorumu diye. Tam konuşuyorduk, biri geldi. Kontrol kalemimi ne istedim, bir şey istedi. Durdu, ben seni arıyorum dedi. Dedim arama beni, video çekeceğim. Sonra konuşuruz dedim. Öyle kapattık telefonu. Sadece soğanlarımı doğradım. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Ocağımızı yakabilirsek eğer. Bu genelde böyle hasta olduğumuzda falan yaptığımız bir çorba ama inanın normalde de içilecek bir çorba. Hemen terbiyesini hazırlayalım. İyi yumurta dediğim annemi şeyden getirdi. Eskişehir'den terasta baktı. Tavuklarının yumurtası. Annem daha yumurta almıyor mu? Suzan ablanın bir paylaşımını gördüm Facebook'ta. Çok markette mi ne yumurta fiyatları düşmüş. Yumurta bir ara ciddi anlamda uçtu yani. Az önce BİM'de baktım 75 liraydı 30 tanesi. Bir de bugün şeyi çok merak ediyorum. Boykot vardı ya hafta sonu dışarıda yemek yememe. Nasıl gitti? Gerçekten uyuldu mu buna? Uyulmadıysa demek ki insanlar bazı şeyden rahatsız değil. Yani fiyatlardan falan rahatsız değil. Siz istediğiniz kadar zam yapın. Biz çılgınlar gibi dışarıda yemek yemeye devam edeceğiz. Seviyoruz demek. Hani keyfi tamam. Şimdi insanları da anlıyorum. Şunu diyecek ya, haftada bir gün iznimiz var ailecek dışarıda. O da boykota mı denk geldi? Falan. Bu gibi şeyleri düşünüyorum. Yumurtamın sadece sarısını alacağım. Beyazını istemiyorum. Demiyorum ama ayrılmadı. Evet, kıracağım. Buldum. Soğanımız kavruluyor. Biberimizi de ilave ediyoruz. Havucu en son koyacağım. Havuç çünkü pişmiş şey yakın olduğu için. Şimdi burada kavrulurken bunlara bir yumurta sarısı, iki kaşık yoğurda şöyle bunu limon da tutacağım buna. Terbiye yapıyorum. Birazcık tavuk suyuyla açayım.
birazcık da limonu da sıkalım. Yarım limon yeterli olacaktır. Bu Rahim ablanın bana gönderdiği şeylerden. O kadar güzel sıkıyor ki. Neydi? Tupperlardan. Kesesine bereket olsun inşallah. Çok teşekkür ederim ona. Her defasında böyle teşekkür edip saygıyla anıyorum. Geldin mi? Tavuğumuzu koyuyoruz. Bu ne? Tavuk suyu çorba yapıyorum anneciğim. Hem de tavuk suyu piyaz yapıyorum. Yok. Tavuk suyu çorba yapacağım dedim ya. Benim geçerden de hatırlıyorum. Her şey diyen çok azdı. Hemen her şey diyen yoksa ben bunu neye çevireceğim biliyor musunuz? Gençliğe. Normalde şehriyeyle yapacaktım ama gençliği yapmaya karar verdim. Çok hızlı bir değişimle. Aşırı hızlı bir değişimle. Bir çay bardağı pirinç. Her şeyi almayı unutmuşum demek ki ben. Tavuklarımız da kavruldu. Hemen ne yapıyoruz? Pirincimizi ekliyoruz. Pirinç hiç aklımda yoktu şu anda. Şehriye ile yapacağımı söylemiştim. Ama bunaymış kısmet. Hemen suyumuzu da ilave edelim. Sıcak sudan, çorbadan da alabiliriz, kettle'dan da, yeter ki aynı kıvamda olsun. Hemen zaten kaynadı, terbiyesini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kesme olmuyor. Benim bu zamana kadar yani hiç çorbam kesilmedi yani hiç. Çok şükür. Böyle kaynasın. En son olarak şu tavuk suyunu ilave edeceğim. Şöyle gibi olmuş. 2 bardak ilave edeceğim zaten. 1 Süper oldu. Bir de havuçlarını ilave edince göstereceğim size. Terbiyeli çorbayı her zaman çok seviyorum değil mi? Şıldır çorba, şıldır şıldır çorbayı sevmiyorum ben ya. Valla. Sevemedim ben ya. Şimdi gelelim. Evde normalde kıtır kıtır yediğimiz havuç gıt oldu, yok oldu. Unuttum almayı ya aslında. Markette de aklımdaydı. O anda işte şampuandı. Bir de karşı Özlem'i gördük, komşumu. Onunla konuştuk. O da benden sonra yemek yapmış. Eşi erken gel, şöyle dedi, bir dolanmaya indim markete dedi. Dedim ki ona, zararlı bir dolanma olacak bu.
Markete gidip de ne zaman ki boş dönüyoruz. Şuradan seçebildiğim kadar havuç seçtim. O da çok küçük ya. Böyle çok iri. Havuçlarımızı küçültelim. Teknolojide çareler tükenmez değil. Elde ne varsa kullanma denir buna. Ben bu Göktuğ bebekken çok yapardım bu tarz çorbayı. Vitaminlensin diye. Ben vitaminlensin dedikçe daha çok hasta olurdum. Ben dikkat ettikçe hastanelerden çıkamaz olurdum. Yata yata hastanelerde artık duyan yine mi ya? Yine mi yattı? Geçmiş olsun deme yoktur. Yine mi ya? Bu çocuk ne zaman iyi olacak? Bu çocuk hep hasta. Bir çocuğu bakamadın mı? Öyle mi yaptın? Sen bunu yediremiyor musun? Çok şükür ben büyüttüm. Çünkü yani Göktuğ çok çok hasta olan bir çocuk. Ya böyle yani Allah yani geçmeyen dertler vermesin. Diyorum ya ben bazen ben Göktuğ'u büyütene kadar iki tane daha çocuk büyütüyorum. Yani o kadar ya vallahi abartmıyorum ben. Bu yaramazlık konusuna fena değil. Hastalık konusu çok çok bulaştı. Çok şükür bölümümüze. Havuçlarımı küçülttüm. Çorbalık kıvamı getirdiğimi düşünüyorum. Çorbamdaki de. Asaleti bir gör, bir gör, bir gör. Şimdi çorba böyle kaynasın. Yavaş yavaş. Şöyle bir karıştırdım. Kıvamı çok güzel. Yakınlarını göstereceğim biraz sonra. Pirinçler şişmeye başlamış. Şehri olsaydı daha çabuk pişerdi ama arpa vardı. Ben de arpa şehriyi çok sevmiyorum ya. Çok değil. Bence ben hiç sevmiyorum. Bir tek pirinç pilavını da sevmiyorum. Çorbamın kıvamını şöyle göstereyim. Şimdi servis yapalım. Çevirdiğim kaşığı alayım içinden. Göktuğ'a şöyle güzel bir çorba koyalım. Şöyle dipten karıştırarak, üstten suyunu alarak. Altını kapatalım. Bir yakına gelelim. Aramızda hasta olan varsa ben ona ikram ediyorum. Sevilen çorbaya kolünü atmaz mı? Göktuğ belki maydanozunu yemeyebilir ama ona bir köyle yeniliyor diyeceğim. Göktuğcum gel. Göktuğ. Gel. Böyle hasta çorbası. Gel. Bu benim burada 41 tane yiyeceğim. Yok gel. Çörek otu. Sıcak değil üfledim. Dedim ya. Çok sıcak. Hadi ama. Azıcık su olması gerek. Tadı nasıl olmuş? Tadı mükemmel.
Yani baldan tatlı. Böyle şok diye üfleyeceksin, her yere sıçrayacak. Gel. Soğudu soğudu bak. Değil mi? Üflediğim soğumuştu. Göktuğ'a afiyet şifa olsun. Çorbası. Ay teşekkür ederim. Rica ederim bebeğim. Ne yapalım bu işler? İngilizce sınıfı bekliyorum. Sen yeter ki İngilizce konuş. Ben thank you, thank you. My name is, her şeye razıyım. Yeter ki sen İngilizce konuş. Bugünlük videomun sonuna geldim. Sonuna gelmeden önce bulgur pilavım, taze fasulyem, ekle ve efsane tavuk suyu çorbam. Komşuma da bir kase koyayım, götüreyim ya. Şu büyüye koyayım. O da çocuklara tencere de vereyim. Küçük tencerem varmış benim. Şöyle şuna çorba koyayım. Göktuğ. Göktuğ. Evet. Çorban soğana kadar. Şunu... Yok be, ben yiyordum. Ha, şunu Özlem ablana ver de. Tamam. Sen ver. Yandan tut. Dur, ilk önce sen gel de ben bir kapıyı açayım. Tamam. Göktuğ çorbayı götürmeye gittim. Bugünkü videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Benimle kalın, Allah'a emanet olun. Bir kusurum varsa affola. Az önce biraz böyle gergin anlar yaşadım ama bir anda gelip gidiyorlar. Afiyet olsun. Hastasın ya, hasta çorbası yaptım sana. Afiyet olsun. Özlem de biraz rahatsızlığı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.